En son ne zaman beni için ağladınız? En son ne zaman beni için ağladın? Yani şampiyon olduğumuz sene Ersun Hoca'yla orada gözyaşlarımı tutamamıştım. Bir de UEFA Kupası yarı finalinde Benfica'da elendiğimizde üzüntümden orada çok sakat oyuncumuz vardı. Çok da olaylı geçti o maç. Gözlerim dolmuştu o maç. Fenerbahçe'de yeniden futbolcu olmak mı istersiniz, teknik direktör mü? Teknik direktör olmak isterim. Bir şans daha geleceğine inanıyor musunuz? Bir şans daha geleceğine olabilir. Futbolda her şey olabilir. Ben kendimde o enerjiyi görüyorum. Olabilir yani. Ben bugünden yarına demeyelim ama Fenerbahçe'nin teknik direktör ve herhangi bir kulvarımda her zaman bizim gibi insanlara her zaman görev gelebilir, teklif gelebilir. Ve her transferimde ben en son girerdim, boş kağıda imza atardım. Başkanlarımı, yöneticilerimi derdim ki siz ne takdir ediyorsanız bana onu verin derdim. Bu da benim Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğimi gösterir. Ve herhalde Fenerbahçe'de bunu yapan tek futbolcu ben olmalıyım, ben olduğumu düşünüyorum. Onun için o kadar çok seviyordum Fenerbahçe'yi. Ve hatta şöyle bir şey, bunu da açık açık söyleyebilirim. Son transferimde artık yaşlanmıştık. O zaman 30 yaşına gelen futbolculara yaşlı futbolcu deniliyordu. Bugün 30 yaşına gelen oyuncuları yurt dışından transfer edebiliyoruz. Son transferimde yaşlanmıştım. Ama gene oynuyorum. Kendimde o enerji, o gücü görüyordum yani. Ben oynayabilirdim. Beni kulübe çağırdılar. Acaba ben gideceğim mi? Futbolumu bıraktırmak istiyorlar diye. Hep kafamda bu soru işareti vardı. Bir korku vardı. Anlaşmıştım 2 yıl. Ben 2 yıl anlaştım. Fenerbahçe'de kaldım diye çok sevmiştim. Hiç bedel almadan boş kağıda gene imza attım. Fenerbahçe'de kaldım diye çok sevmiştim. Gönderilmedim. Kaldım diye anlaştığım için çok sevmiştim. Onun için o kadar çok Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Çok seviyorum.